yaklaşık 405 tane kültür varlığının çeşitli oranlarda ya tamamen yıkıldığı, ya ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı olduğu görüldü. Yine 107 tane vakıf kültür varlığının ya tamamen yıkıldığı, ağır hasarlı, orta veya az hasarlı olduğu görüldü. Bu tespitlerle ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Şimdi bunların restorasyon ve renovasyon çalışmaları yapıyor. Hasar tespiti yapılan binalarda enkaz çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar ulaşılan kültür enkazı %50'sine ulaştık. Kurtarma kazıları da yapıldıktan sonra, Afet Kazı Başkanlığı tarafından kurtarma kazıları yapıldıktan sonra bu ulaşılan kültür enkazları belli bir döküm sahasına taşınıyor. Döküm sahasında ayrıştırma işlemleri yapılıyor. Ayrıştırma işlemlerinden kurtarılabilecek, yani rekonstrüksiyon veya yeniden ihya sırasında kullanabileceğimiz malzemeler burada depolanıyor ve şimdi bundan sonra çalışmalar başladığından bu malzemelerde öncelikli olarak yararlanacağımız malzemeler olacaklar. Şimdi bir aşamaya daha ilerliyoruz. Demin de size bahsetmiş olduğum koruma amaçlı imar planının oluşturulması. Bu çok çok önemli. Nelere dikkat ediyoruz bu amaç, koruma amaçlı imar planını yaparken? Öncelikli olarak tarihi araştırma, sonra alanın doğal yapısı, sosyolojik yapı, arkeolojik araştırmalar, kentsel hafıza araştırması, mimari doku, yapısal karakteristik özellikler. İşte bütün bu çalışmalar, dosyalar oluşturuluyor. Plana temel teşkil edecek çalışmalar aslında bu çalışmalar. Burada ben Tasarım Vakfı'na da teşekkür etmek istiyorum. En başından beri bakanlığımızla birlikte Tasarım Vakfı da bizimle beraber bu planın oluşturmasında büyük çaba oluşturuyorlar. Bu araştırma ve analiz çalışmaları yapıldıktan sonra bir planlama ekibi oluşturuldu. Planlama ekibi de bakanlığımızın kontrolünde hem Tasarım Vakfı hem de birçok özel kurumun, gönüllü özel kurumun destekleriyle oluşturdu. İşte Kentsel Yenileme Merkezi, DB Architects, Adias Mimarlık, VR Architects, Studio Fora, Raza Studio, Foster and Partners gibi özel kurumlar da bu bakanlığımızın önderliğinde oluşturulan proje ekibine dahil oldular. İmar planı hazırlık ekibine dahil oldular. Plan hazırlanırken bir danışma kurulu da oluşturuldu. Peki kentsel hafıza planda en önemli yer, kentsel hafıza için neler yapıyoruz? Alanın arkeolojik verilerini oluşturuyoruz. Eski yerleşim bilgilerini topluyoruz. Burada üniversitelerden, birçok üniversiteden de destek alıyoruz. Bilimsel çalışmalar, veriler göz önünde bulundurarak tespitler yapıyoruz ve yapıların mimari karakteristik özelliklerini en ince ayrıntısına kadar araştırarak müdahale biçimlerini belirliyoruz. Şimdi müdahale biçimleri aslında bu başka bir deyişle de bir etaplama. Çünkü burası çok büyük bir alan ve aynı zamanda da yaşayan bir alan. Bunu belli bir etaplama ile aşama aşama hayata geçirmeniz gerekiyor. Peki nasıl bir etaplama? Bu etaplama için neyi baz alacağız? Öncelikli olarak bilim kurulumuzla birlikte ihya odak noktalarını belirliyoruz. Mesela Kurtuluş Caddesi düzenlemesinde yapı yükseklikleri düşürülecek. Habibi Necar Camii ve meydan düzenlemesi gibi veya geleneksel sokak kaplamalarından geri döneceği çalışmalar veya kadastral izleri takip edecek iç avlulu yapılaşma düzenine geri dönülecek bir yapılanma tarzı gibi çalışmaları bilim kurulumuzla birlikte yapıyoruz. Ve sonrasında da bu ikonik yapılarla birlikte bütün Hatay'ı kapsayacak, Antakya'nın genelini kapsayacak imar planı çalışmasını uygulayacağız. Yani önce ikonik yapıları, şehrin cazibe noktası olacak binaları oluşturuyoruz, onları tespit ediyoruz, onları nasıl ihya edileceği konusunda mutabakat sağlıyoruz. Sonra da bu fikri Hatay'ın, özellikle Antakya'nın geneline yayıyoruz. Nelere dikkat ediyoruz? Arkeolojisine dikkat ediyoruz. İklime, çevre, sosyoloji alandaki analizler ile birlikte parsel bazında mimari detay çalışmalarına kadar inen kentin yeniden ihyasına yönelik plan kararlarını 3 boyutlu modelleme ile oluşturarak bunu yapıyoruz. İki tane önemli kurum, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz restorasyon çalışmalarına, yani tescil yapılarında kendilerine ait, mülkiyeti kendilerine ait olan tescil yapılarda, ki bunlar 18 adet, başladık. Kültür Varlıkları, Müzeler ve Genel Müdürlüğümüz Hatay Arkeoloji Müzesi'nde ihale aşamasına kadar yaptı. Şu anda çalışma başladı. Hatay Kent Müzesi'nde ihale aşaması tamamlandı. Buranın da yeniden ihya çalışmaları başladı. Burayı biz
kütüphaneye dönüştürme kararı aldık. Müze restorasyonundan sonra kütüphane şeklinde restore edilecek ve kütüphane olarak da hizmet verecek. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde şu anda 16 tane kültür varlığı ile ilgili restorasyon çalışmalarını ve ihaleleri süreçlerini tamamladı. Onlar da başladılar. Neler bunlar diyecek olursak, Antakya'da Kürt Fakih Camii, Nakıpzade Camii, Caferiye Mescidi, Şeyh Muhammed Camii, Ahmediye Camii, Kurtuluş Hamamı, Mahremiye Camii, Habibi Neccar ve Kuseyri Evi, Ulu Camii, Kurşunlu Han, Meydan Camii, Semerciler Camii, Sarımiye Camii, Selimiye Camii, Şeyh Ali Camii ve Ali Çavuş Camii'nde restorasyon çalışmaları, ihale süreçleri tamamlanarak başladı. Şimdi bakanlığımız dışında özel mülkiyette olan kültür varlıkları ile ilgili, tescilli yapılarla ilgili de bir çalışma ve hibe programı hazırladık. Onları da bir an önce başlayabilmeleri için bir program oluşturduk. Nedir bu? Bir başvuru süreçleri başladık. İki tane süreç oldu şu ana kadar. Birinci başvuru döneminde 187 adet proje, 3 adet uygulama başvurusu oldu. İkinci başvuru döneminde 89 adet proje olmak üzere toplamda 279 adet yardım talebi ulaştı şu ana kadar. Yine turizm işletme belgeli yapılar için, oteller ve gastronomi tesisleri için geçerli. Proje destek limiti 1,5 milyon lira. Ve proje uygulama desteği de 12,5 milyon lira olarak bakanlığımız tarafından belirlendi. Konut ve diğer yapılar için ise proje destek üst limiti 750 bin lira ve proje uygulama desteği de 5 milyon lira olarak belirlendi. Şu ana kadar başvurulan bütün projelerin tamamı kabul edildi bakanlığımız tarafından. Uygulamaya da başladık. Şimdi burada özellikle belirtmek istiyorum. Başvuru süresi dolmuş olsa da biz yeniden başvuru sürelerini açıyoruz. Şu anda da 1 Ekim itibariyle yeni bir başvuru süreci açacağız. Bu destek tutarlarını da şu anda size açıklamış bulunuyoruz. Bu destek tutarlarıyla ilgili yardım almak isteyen mülk sahipleri, tarihi tescilli yapı sahipleri dosyalarını hazırlarsa Ekim ayında tekrar bize başvurup yeniden bu yardım dosyalarının içine dahil edilecekler. Bir şeyi daha özellikle vurgulamak istiyorum. Bu yardım tutarları ve tarih tescilli yapılarının yeniden inşası ile ilgili destek programı sadece Antakya için geçerli değil. Hatay'ın tamamı ve deprem bölgesindeki bütün, yani şu anda deprem fırtınası kapsamında olan illerimizdeki bütün tescilli ve yapılar ve kültür varlıkları için geçerli. Hepsi bu destek programından yararlanabiliyor. Her il için ayrı ayrı açılıyor bu destek süreçleri. Başvuran bütün talepler de değerlendiriliyor. Dediğim gibi şu ana kadar 279 başvuru var. Başvuruların tamamı kabul edildi. Burada uygulamayla ilgili bir çarpan hesabımız var. Onu da biraz bahsedeyim size. Orada da aşamalı bir sistem uyguluyoruz. Mesela üst limitlerde eğer yapı tamamen çökmüşse veya ağır hasarlıysa tamamı üst limit tamamından biri %100 olarak değerlendiriliyor. Eğer yapı orta hasarlıysa üst limit %60 olarak değerlendiriliyor. Az hasarlıysa üst limit %40 olarak değerlendiriliyor. Yani hasarın büyüklüğüyle o orantılı bir şekilde bakanlığın katkısı da artıyor. Hasar ne kadar büyükse bakanlığın destek oranı da o kadar yüksek oluyor. Şimdi biz bir aşamada, üçüncü aşamada da kazı çalışmaları var. Arkeolojik sitelerde bilimsel amaçlı kazılar yapılarak arkeolojik buluntuların korunması ve sergilenmesini sağlayacağız. Bu bağlamda kazı başkanımız Doçent Doktor Yavuz Yeğin zaten çalışmalara başladı. Nasıl bir çalışma yapıyoruz? Öncelikli olarak jeofizik, georadar ve sondaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yani bu bizim kentsel site alanında bulunan koruma alanında hocamızın önderliğinde kazı ekibimiz jeofizik, georadar ve sondaj çalışmalarına başlıyorlar. Çalışmalar tamamlandıktan sonra eser olduğu düşünülen noktalarda detaylı kazı çalışmalarında birkaç ay içinde başlayacağız.